Bugün su seviyesi sensörünü inceleyeceğiz. Şimdi bundan çıkan 3 tane 3 bacak şunlar sırasıyla. S artı eksi şu S yazanı analog girişlerden birine, S yazanı artı 5 volt, eksi yazanı da GND bağlıyoruz. 0 ile 350 arasında suyun yüksekliğine göre değer veriyor. Burada 4 tane led yerleştirdik. 4 tane led, bunlar belli derecelere çıktığında sırasıyla yanıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Önce bir iki kere suya sokup çıkarıyoruz. Sonra bir üzerinde bir su damlası da varsa, atıyorum şöyle aldım su damlasını. Hani algılıyor yani, o kadar şey, hassas bir şey. Şimdilik koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani ilk seferinde şöyle bir iki kere suya batırıp çıkarmamız gerekiyor. Bir de şu altta kalan şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bir yerde sabitse bir sorun almazsınız. Şurada da bilgisayarda değerleri görebilirsiniz. Yakınlaştırdım. Şimdi şu şekil 0. Yavaş yavaş sokuyorum. Değeri yavaş yavaş artıyor aynı şekilde. 350'yi maksimum bulabiliyor. Durumdan duruma değişiyor. Evet, ben gözlemlerimde 345-346 o değerleri gördüm. Gördüğünüz gibi bir zerre kaldı mesela üstünde. Şu üst kısımda kaldıysa biraz siliyoruz. Azalıyor. Tamamını sildiğimizde düzeliyor. Yani üstündeki su damlalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi programlanma kısmına geçelim. Evet, şimdi su seviyesi sensörünün kodlanmasına bakalım. Şu seri monitör için yazdığımız, bu ledleri belirttiğimiz çıkış için. Aslında en temel olarak gösterirsek şu şekilde. Void setup kısmına bu seri haberleşmeyi başlatma. Aslında bunu da yazmayabiliriz. Ondan sonra aynı şekilde potansiyometre gibi integer şeklinde bir seviye belirliyoruz ve onu analoğa eşitliyoruz ve ekrana yazdırın diyoruz. Aslında yazdırmasanız da kullanabilirsiniz. Yani en basit temel olarak bir potansiyometre mantığıyla birebir aynı. Şimdi kendi programımıza gittiğimizde seri monitör için değeri net olarak görelim diye bir hata var mı? Şu kısımda aynı dediğimiz gibi çıkış olduğunu belirttik. Şu kısımda aynı şekilde belirtiyoruz bir potansiyometre gibi. Ondan sonrası da bildiğimiz, eğer diyoruz 50'den küçükse hepsi sönsün. Eğer 50'den büyükse sadece birinci, 150'den büyükse ilk ikisi, 250'den büyükse ilk üçü, 300'den büyükse de hepsi yansın şeklinde programlamamız var. Evet.